Herkese merhaba arkadaşlar. Sevilen Yemekler'in YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte wok tavamızda fayita tarzı bir tavuk yemeği deneyeceğiz. Bir bütün tavuk göğsü, 3 tane büyük soğan, 2 kapya biber, 4 çarlisson biber, 6 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 miktar da zeytinyağı kullanacağım. Baharat olarak da her zaman yaptığım gibi tuz, kekik ve biraz pul biber kullanacağım. Şimdi etlerimizi jülyen tarzı ince ince doğrayalım. Biberlerimiz de yine aynı şekilde. Soğanlarımızı da uzun uzun doğrayacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, malzemelerimizi saydık. Şimdi soğanlarımızı şöyle doğrayalım. Kapa biberlerimizi önce şöyle ortadan ikiye keselim. İçlerini alalım. Şöyle ince uzun jülyen tarzı şu şekilde küçük küçük, daha doğrusu ince ve uzun ikiye alalım. Çarlisson biberlerimiz de aynı şekilde şöyle açalım içlerini. İç tohumlarını alalım. Bu şekilde iyi. Bunlar da yine aynı şekilde ince ince, uzun uzun
Bunu da şöyle ortadan çekeyim aynı şekilde. Biberlerimizin olduğu kısma koyalım. Şimdi sarımsaklarımızı küçük küçük doğrayalım. Sarımsaklar lezzet yumağı biliyorsunuz. Şimdi geriye etimiz kaldı. Şimdi tüm tavuk göğsü şöyle ince ince açalım bunu. Bakın şöyle yaparsanız şöyle ince ince şekilde. Şimdi bu aşamadan sonra dediğim gibi tavuklarımızı şöyle ince uzun yapabildiğimiz kadar şu şekilde, tamam mı? Mesela böyle uzun olduğu zaman ortadan ikiye keselim. Şu şekilde uzunlamasını yapalım. Bu şekilde doğrayacağız tavuklarımızı. Birazdan bunların hepsini soslayacağım. Önce soğanımız kavrulacak, sonra sarımsak. Derken biraz biberlerimizi. Sonrasında da tavuğumuzu koyacağım ocağa. Wok tavuğumuzu da güzelce pişireceğiz. Bilahare baharatlarımızı ilave edeceğiz. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz, zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey bu. Evet arkadaşlar, şimdi pişirme işlemine geçelim. Isıtmış olduğum tavaya bir miktar ayçiçek yağı koyuyorum. Tavam sıcak. Önce soğanlarımızı pişene kadar hafif derin tavada yaparsanız daha güzel olur. Soğanlarımız biraz pişti. İçine sarımsaklarımızı atalım. Fazla yağ kullanmayın. Zaten tavuk da yağlı.
soğan iyice kendinden geçmeye başladı. Biraz daha pişsin. Birazdan salçamızı ilave edeceğim. Soğanlar biraz pişti. Bir yemek kaşığı biber salçamızı ilave ediyorum. Bununla biraz pişirelim. Güzel karıştıralım ki yarısın her tarafa. Bir müddet sonra biberlerimizi ilave edeceğim. Şimdi biberlerimizi ilave ediyorum. Biberlerimiz iyice pişsin. Soğanlarımız zaten pişti. Bakın karamelize oldu. Biberler de söner birazdan. Sonra tavuğumuzu pişireceğiz. Biberlerimiz iyice pişiyor. Biberlerimiz piştikten sonra bu karışımımızı ayrı bir kaba koyacağım ve sonra tavuklarımızı pişireceğim. Tavuklar piştikten sonra biberlerimizi üzerine ilave edeceğim. Bir müddette karıştırıp o şekilde pişirdikten sonra servise sunacağım. Fazla yağ kullanmadım. Şu an karışım çok iyi oldu. Soğan, sarımsak, kapya, karbiston, soğan. Biberlerimiz tamamen pişti. Şimdi bunları ayrı bir kaba alacağım ve tavuklarımızı pişirmeye başlayacağım. Bu şekilde olduktan sonra pişmiş anlamına gelir. Aynı tavamızda şöyle bir miktar ayçiçek yağı, fazla değil ama. Zaten tavamız sıcak. Doğramış olduğum tavukları içine atıyorum. Evet.
böyle yavaş yavaş pişmesini sağlayalım. Tavuklar yavaş yavaş pişiyor. Acele etmenize gerek yok. Tavuklarımız iyice pişsin. Piştikten sonra yapmış olduğumuz karışımı üzerine ilave edelim. Bir müddet daha pişirelim. Sonra tuzumuzu ve baharatlarımızı ilave edip altını kapatalım. Tavuklar iyice suyunu verdi. Bundan sonra suyunu çekecek ve kızarmaya başlayacak. Bu şekilde takip edelim. Tavuk suyunu çekti. Şunu hafiften bir karıştıralım. Yarım bardaktan biraz az soya sosu. Soya sosu lezzet verir tavuğa ete marinasyonda. Fazla kullanmayın. Çok tuzlu olur genelde. Az bir miktar kullanırsanız lezzet verir. Evet, böyle pişirmeye devam edelim. Etlerimiz iyice pişecek. Aşama aşama göstermek için kısa kısa videolar çekiyorum. Tavuklarımız kızarmaya başlıyor. Şöyle de bakın. Evet, şimdi bu aşamada önceden hazırlamış olduğum biber karışımımızı ilave ediyorum. Şöyle. İyice karıştıralım. Böyle biraz pişirmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, yemeğimiz tamamen pişti. Kısık ateşte. Bu aşamadayken bir miktar pul biberi, fazla değil. Biraz da kekik. Hafiften karıştıralım tekrar. Tuz ilave etmeyeceğim. Soya sosu tuzlu olduğu için bana çok tuzlu geliyor. Siz önce tadına bakın, ondan sonra bence deneyin. Bakın bu şekilde. Tamamen pişti. Çok güzel görünüyor. Birazdan servis edelim bunu. Evet, bugünkü videomuz da bu kadar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.